kuru zeytinden normalde ortalaman nedir? 100 litre yağdır değil mi? Bir dönüm. 10 dönümde. Ya o ağacın büyüklüğüne göre de 10 işte. Dönümde bir ton falan alıyorsun. He. Bir ton yağ alırsın ortalama. Peki bunu nasıl arttırmak? Arttırabilirsin. 1,5 da çıkabilirsin değil mi? Ya çıkarsın da şu an zeytin yani satmasını iyi değerlendirebilirsin. Masraf yaparsın. Şu an yapıyorum masraf ama böyle tam alamıyorsun yani. Tek tarla yağını istiyor insanlar şu anda. Bir tek yerde. Menşei belli olacak. Nereden? Tamam. İşte filan köyden şu parselden geliyor bu. Var mı öyle alıcı? Var tabii. Göndersen bana. Öyle olmaz. Hem zeytini yapacağız hem gönder. Öyle olmaz. Türkiye 85 milyon. Kaç ton yağ var sende? Nasıl yani? Kaç ton yağ var sende? Vardır bir ton. Kökü bir ton mu oluyor senin? Yani 200 teneke yağ. 200 teneke yağ mı oluyor senin 5'lik? 20 litre yağ yiye 10 kişi lazım sana. 85 milyon insanın içinde 10 kişi bulamıyorsun. Tamam yani değil mi? Bak. Asker arkadaşlarına göndersen zaten o kadar yağ yiyor. Değil mi? Benim asker arkadaşım Kürt doğuda. Kaç tane ya? Şimdi biz Ramazan kampanyasındayız. Alıp kendimi satayım. 125 liradan veriyoruz 5'lik teneke. Yani kaça geliyor? 25 lira. 25 lira. Yani. Ya biz, ben de buralarda satmıyorum ya. Ben de İstanbul'a gönderiyorum fiyata da. Ama bayağı da gönderemiyoruz yani. Bize hep bir konu. He? Her gün. İşte bu, gördün mü? İşte bizim mesela bir Toskana çiftçisinden veya Güney Fransa çiftçisinden farkımız buradan başlıyor. Butik işletme diyor bunlar. Adamın 10 tane ineği var, 10 inekten peynir yapıyor, bunu satmaya çıkmış. Marka yapmış ya. 10 tane inek, 10 tane ineğin sütü ne kadardır? Biz 9 ton falan süt alıyoruz. Bir inekten ortalama. İnek pazarı mı satmak için? Hayır, peynir yapıyor. Marka yapmış. Marka yapmış. Hatta İsviçre'nin Basel diye bir şehir var. Fransa, Almanya, tam böyle üçgen köşede. Biraz Fransa, böyle bu tarafa gittim, Almanya diyor. Tam böyle sıfır noktasında. Ya arkadaş, adamın 30 tane ineği var. 30 tane inek şu budanda yerde peynir yapıyor. 50 tane yap, ineği desen yapmaz. 30. Dedesinin de 30 tanemişti. Dedesi de inek yapıyor. Kendi de inek yapıyor. Usta, kendisi, karısı da var. Çoluk çocuk hepsi bir yerde. Peynir kaç para? 300 lira kilosu. 50 liradan satmıyor. 30 liradan satmıyor. Sen olsan ne yaparsın? 120 yapacak şekil o şeyler. Hemen inekleri 120 yapalım. 120 tane çek. Bu sefer ne oluyor? Gevşiyor. Tamam mı? Hadi usta bul şunu bunu aram 500'den satsa gene zarar eder. Olmaz. He. Ama adam ne yapmış? 30 tane inek yapıyor. Rica ediyorlar 50 yapmıyor. Bir ton peynir varsa bir ton peynir. Bir kilo fazlalık olmuyor. Bitti zaman bitti oluyor. İşte biz yağda da aynı şekilde. İşte ne dedin sen? Zeytin vadin, Trabzon urması vadin. Öteki halbuki sen bir tek konuda ihtisas yapsan sana yeter. Mark olayı yani değil mi? Üstüne oturmuş. Kaç ton? 3,5 ton plan taş baskı satıyoruz biz yıllık. 3,200-3,5 ton. Taş baskı var mı? Var. Taş tepede var. Kemal'da da var. Çay bir daha evine mi geçirir mi diyor. Evine. Ondan sonra 3,5 ton. 10 tonun üzerinde de diğer yağdan satıyoruz. Soğuk sıkıntı. Soğuk sıkı mı nereden giriyor fiyatı? 25 lira. Ulan mı aynı? Taş baskıyı 30 satıyoruz. Soğuk sıkı mı? Normal şimdi ki sistem soğuk sıkı mı olur? Soğuk sıkı mı? Yani sistem değil mi? Üflen o sulu baskı, sıcak sıkı mı zaten? Sıcak sıkı. Ben onda çalıştım dengeledim kendim. Sıcak olmadan mı çıkmaz yani? Çıkmaz zaten.
Daş baskı da sıcak vermedin mi? Çıkmaz. Daş baskı 30. Tamam. Yemin hocam. Şimdi de 50 yapacağız ötekini.